Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki dersimizde dikdörtgen konusuna başlamıştık. Genel özelliklerinden bahsedip örnek çözümlerine geçmiştik. Bu dersimizde yine dikdörtgen konusuyla ilgili soruların çözümlerine devam edeceğiz. Kaldığımız sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki ABCD bir dikdörtgen, BD ile CE birbirine dik, EB uzunluğu 2 birim. Şimdi bakın geometri sorularında arkadaşlar soruyu düzgün okumak da çok önemli. Yani her şey şeklin üzerinde gösterilmiyor. Şu yanda yazan bilgilerin hepsini tek tek kontrol etmeniz lazım. Şeklin üzerine taşımanız lazım. EB'yi yazdık 2 birim. CE 4 birim olarak verilmiş. Burası da 4 birim arkadaşlar. Bizden de taralı üçgenin alanını istiyor. Taralı üçgen dediği arkadaşlar şu üçgen. Şimdi şöyle taradım. Tekrar sileceğim içinde işlem yapacağım için. Taralı üçgen burası arkadaşlar. Yani hangi üçgen? ADE üçgeninin alanını istiyor. Şimdi bir önceki derste dikdörtgenin özelliklerini anlatırken zannediyorum üçüncü olarak söylediğim şeydi. Dedik ki eğer bir dikdörtgenin köşegenlerinden biri çizilir. Bakın burada köşegenlerinden bir tanesini çizmiş BD köşegenini. Karşılıklı köşelerden dikmeler indirirsek arkadaşlar iki tane birbirine eş üçgen oluşuyordu hatırlarsanız. Dikmelerden birini soru çizmiş zaten. Diğer dikmeyi ben çizdim. Bunu çizdiğim zaman arkadaşlar bu üçgenle hangi üçgen? Şu üçgenle şu üçgen eş üçgenler oluyordu. Dolayısıyla burası 2 birimse burası da aynı şekilde ne olacaktı arkadaşlar? 2 birim. Bu yükseklik 4 birimse benim buradan çizdiğim yükseklik de 4 birim oluyordu. Ayrıca demiştim arkadaşlar dikdörtgen sorularında Öklit olayına çok dikkat edin. Köşeler 90 derece olduğu için dikten dik indirmiş oluyoruz. Şimdi şu aradaki parça belli değil. Oraya da A diyelim. Öklit uygularsak yüksekliğin karesi yani 4'ün karesi 16. Ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Parçalardan birinin uzunluğu 2 birim. Diğerinin uzunluğu 2 artı A birim. Buradan 16 eşittir. 4 artı 2A dersek arkadaşlar. 12 eşittir 2A'dan. A'yı kaç birim buluruz arkadaşlar? 6 birim olarak buluruz. Şurası da 6 birimmiş. Artık benden istediği üçgenin alanını bulabilirim. Üçgenin tabanı 2 artı 6'dan 8 birim oldu arkadaşlar. Yüksekliği 4 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dersek de aradığımız üçgenin alanını 16 birim olarak arkadaşlar bulmuş oluruz. Evet, sorumuzun çözümü bu şekilde arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. 14 numaralı soru. Ne diyor? ABCD ve KLMD birer dikdörtgen. AB uzunluğu 6 kök 3. Şimdi 6 kök 3 olan AB'de. AB'yi yazmayalım. Kaça kaç bölündüğü belli değil. Karşısına yazalım. Dikdörtgen olduğundan karşılıklı kenarlar eşit. Burası 6 kök 3 birim. DE uzunluğu 3 birim. Onu zaten sorunun üzerinde göstermiş. Şu uzunluk 3 birim. Buna göre KLMD dikdörtgenin alanını istiyor. Yani şu yan olan dikdörtgenin alanını istiyor. Şimdi dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Kısa kenara x diyelim. Uzun kenara da y diyelim. Yani aslında bizim aradığımız x çarpı y değerinin kaç olduğu? X çarpı y'yi arıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine bakın dikdörtgenlerden dolayı burada yapabileceğim ilk her zaman aklıma gelecek şey çok fazla diklik olduğu için benzerlik olur mu acaba diye. Şimdi şuraya 90 derece derim. Burası alfa. Şuradaki açı beta olsun. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Şimdi bakın şurası bir dikdörtgen. Dolayısıyla şu açı 90. Beta'yı 90'a kim tamamlıyordu? Alfa. Dikkat ederseniz şurada yine bir dikdörtgenin arkadaşlar köşe açısı. Yani şurası da yine 90 derece. Buranın da 90 derece olabilmesi için alfayı 90'a kim tamamlayacak? Beta. Şu aradaki küçük açı beta kadar. Beta var, 90 var. Şuradaki açı da yine ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. O zaman şu yandaki küçük üçgenle arkadaşlar şuradaki maviyle gösterdiğim üçgen birbirlerine benzer. Benzerliği yazıyorum. Küçük üçgende 90'ın karşısında şu uzunluk var ki soruda bu uzunluğu bana 3 birim olarak vermişti. Büyük üçgende 90'ın karşısında y var. Devamında arkadaşlar küçük üçgende alfanın karşısında x var. Büyük üçgende alfanın karşısında ne var arkadaşlar? 6 kök 3 birim var. İçler dışlar çarpımı yaparsak x çarpı y'yi 18 kök 3 birim olarak buluruz ki bizden istediği dikdörtgenin alanıydı. O da x çarpı y'ydi. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 18 kök 3 birim oldu. Evet devam ettik arkadaşlar. 15 numaralı sorumuz. Kenar uzunlukları 8 santim ve 10 santim olan ABCD ve EFGA eş dikdörtgenleri şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Bu dikdörtgenlerin BC ve FG kenarları K noktasında kesişmektedir. Buna göre KFX kaç santimdir diye sormuş. Şimdi yine arkadaşlar bunlar eş dikdörtgenlermiş. Eş dikdörtgen ne demek? Bunların kenar uzunlukları aynı. Şimdi dikkat ederseniz dikdörtgenin birinin kenar uzunlukları belli. 8'e 10. Demek ki diğerinin de 8'e 10 olacak. Şurası 10 olduğuna göre şuraya 8'i yazdım. Dikdörtgen olduğundan burası 90 derece. 8, 10 ne üçgeni vardı? 6. Şurası yine 10 birim olacak arkadaşlar. Şurası 90 derece. 8, 10 ise burası yine 6. Burası 4. Devam ettik. Şurası 90. Şurası 10'du. 6'sı burada. Burası 4. Şurası yine 90. Bir önceki derste soru çözümü yaparken yine söylemiştim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. 3 açının eşitliği varsa. Şu açı, şu açı, şu açı. Genelde 90 derece verilir ama 90 olmak zorunda değil. Herhangi bir açı da olabilir. Mesela şöyle de olabilir arkadaşlar. Önemli olan şurası, şurası, şurası. Bu üçü birbirine eşitse bu iki üçgende ne vardır arkadaşlar? Benzerlik vardır. Ve burada benzerliği uygularken arkadaşlar ayaktakilerin çarpımıyla yatanların çarpımı birbirine eşit demiştik. Bak ayakta x var bu tarafta. Ayakta 8 var. 8x. Burada 4 var. Burada 6 var. 6 kere 4, 24. X uzunluğunu buradan arkadaşlar 3 birim olarak buluruz. Ha benzerliği de yapsanız aynısı çıkar. Nasıl yapacaktım benzerlik yapsam? İşte alfa 90, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta diyecektim. Şu üçgenle şu üçgen arasında benzerlik kuracaktım. İşte bu benzerliği kurmadan benzerliğin sonucunu direkt kullandık. X uzunluğunu arkadaşlar 3 birim olarak bulmuş olduk. Evet devam ettik. Hemen şu altta gelen soruyla başlayalım. Kayarız diğer tarafa doğru. 18 numaralı soru. Ne diyor? ABCD bir dikdörtgen. Görüyoruz. DE ile HF birbirine dik. Onu da söylemiş. Şekilde birim karelerden oluşan. Birim kare ne demek arkadaşlar? Karelerin her bir kenarının uzunluğunu bir birim alacakmışız. ABCD dikdörtgeni ve bu dikdörtgenin içerisine yerleştirilmiş olan DHF dik üçgeni verilmiştir. HF bölü HD oranını soruyor. Şuraya yazalım arkadaşlar soruları. Neyi arayacağız? HF bölü HD oranını arayacağız. Bunu sormuş soru. Şimdi bir kere bunlar birim kareyse arkadaşlar şuraların her biri bir birim. Bir, bir, bir. Kareymiş ayrıca. Şimdi bu kareyse arkadaşlar bunların her biri küçük küçük kare ya. Şu karenin köşegeni dikkat ederseniz bu da karenin köşegeni. Karede köşegen neydi? Açı ortaydı. Yani şuradaki açı 45 derece benzer şekilde şurası da 45 derece. Şimdi arkadaşlar ben de şurayı birleştirsem o zaman E ile F'yi. Bu karenin de köşegenini çizmiş olacağım ya. Burası da yine kaç derece olacak arkadaşlarım? 45 derece olacak. Dolayısıyla şurada benim oluşturduğum üçgen artık nasıl üçgen oldu arkadaşlar? Dik üçgen oldu. Şimdi şu kenarları bir bulalım. 1, 1 ise 45, 45, 90 üçgeninden dolayı kök 2. Şunlar kare hep 90. Yine aynı şekilde arkadaşlarım burası 2, burası 2 ise burası 2 kök 2. Hatta şunların her biri kök 2 birim. Buralarda sorun yok. Pisagor yaparsak 2 kök 2'nin karesi 8. 2'nin karesi 2, 8, 2 daha şu uzunluğun tamamı da 10. Ama nasıl 10? Kök 11. Şimdi bir kere Öklit'in alan bağıntısından şuraya h dersem ne demiştim? Dik kenarların çarpımı yani 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı h ile kök 10'un çarpımına eşit. Burası 4 yapar. 4 bölü kök 10'muş h. H dediği aslında ne? HF. HF'yi bulduk arkadaşlar. Bu neymiş? 4 bölü kök olmuş. Bir de neyi bulmamı istiyor arkadaşlar benden? HD'yi. Şimdi Öklit'te dersin en başında anlatırken söyledim. Öklit'in bir özelliği var dedim. Genelde unutulan bir özellik. Çok kimse de bilmiyor zaten. Şimdi bak bu kenarların arasında 1'e 2 oranı var değil mi? Kenarlardan biri kök 2 birim, diğeri 2 kök 2 birim. O zaman tabanlar bunun karesiyle orantılıydı. Yani burası K birimse burası 4K birimdi. Toplamda 5 tane K kök 10 birim oluyor arkadaşlarım. K o zaman kök 10 bölü 5. Bana sorduğu HD uzunluğu 4 tane K olduğuna göre 4K'da 4 kök 10 bölü 5 olacak arkadaşlar. Diğerini de bulduk. 4 kök 10 bölü 5. Şimdi birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarptık. Bir yazabilsek ya. Şuradaki kök 10'ları çarparsanız 10 yapar. Şu 4'ler sadeleşti. 5 bölü 10 sadeleştirirsek kaç yapar arkadaşlarım?
1 bölü 2 yapar. Sorumuzun cevabını 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Doğru seçenek C seçeneği arkadaşlar. Evet, hemen yanındakine bakalım. O şekilde aşağıya doğru kayalım yavaş yavaş. Yandaki soruda ne diyor? Evet, yine bir dikdörtgen var arkadaşlar. Dikdörtgenin yine bir tane, bakın dikkat edin, köşegeni çizilmiş. Sonra bu köşegene karşılıklı köşelerden dikler indirilmiş. Değil mi? Karşılıklı köşelerden dikler indirilmiş. Bu dikmeler indirilince ne oluyordu arkadaşlar? Oluşan üçgenler eş üçgenlerdi. Onu unutmuyoruz, değil mi? Şimdi bir verilenlere bakalım. Şurası 90. Kök 5, 2 kök 5. O zaman şurası 5 birim, değil mi arkadaşlar? Öklit üçgeni burası aynı zamanda. O zaman şu tabanlar kenarların karesiyle orantılı. Yani kenarlar arasında 1'e 2 oranı varsa tabanlarda 1'e 4 oranı var. Yani burası K ise burası 4K olacak ki bunu yazmama da gerek yok. Niye? Çünkü biliyorum, bak, kök 5'in karesi 5. 2 kök 5'in karesi 20. 25 daha 25. Yani şu uzunluğun tamamı 5 birim olacak. Dolayısıyla 1'i burada, 4'ü burada. Bak, bu 1'e 4'ü dağıtmayı neye göre yapıyorum arkadaşlar? Tekrar söylüyorum, önemli. Öklit'te şu yan kenarların oranının karesiyle tabanlar orantılıdır. Yan kenarlar arasında 1'e 2 oranı varsa tabanlar arasında bunun karesi vardır arkadaşlar. Tabanlar arasında 1'e 4 oranı vardır. Şimdi hatırlarsak Öklit'te yükseklik bağıntısından şurayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ayırdığı parçaların çarpımına eşit. 4 kere 1, 4. O zaman burası 2. Şimdi şu üçgenle oluyordu arkadaşlar? Eş. Yani şurası yine 2 kök 5 birim oluyor. Şu yükseklik, şuradan inen yükseklik, bakın, 4 birim oluyor. Bu yüksekliğin ayırdığı parça da yine 2 birim oluyordu. Güzel, buraya kadar sorun yok. Bana x'i soruyor. Şimdi x'i nereden bulacağım? Bakın dikkat ederseniz burası dikdörtgen olduğu için bu köşe yine 90. Dikten dik inmiş Öklit. Bak, dikdörtgen sorularında Öklit, benzerlik, eşlik, bunlara çok dikkat ediyor. Öklit'i yazıyorum. Öklit'in hangi bağıntısını yazıyoruz arkadaşlar? Yan kenar bağıntısı. Neydi? Yan kenarın karesi, yani 2 kök 5'in karesi 20. Kendi tarafında olan parça 2. Kendi tarafında olan parçadan kastettiğim şey şu. Yüksekliği indiriyoruz ya. Yüksekliği indirdiğimiz zaman bu taban bölündü, değil mi? Tabanda bir bu tarafta parça kaldı arkadaşlar. Bir de bu tarafta parça kaldı. Bu yüksekliğin ayırdığı parçalar. Kendi tarafında olan parça 2. Tamamı 4 artı x. Kendi tarafında olan parçayla tamamını ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. Tamamı da 4 artı x. Şurası 2 ile 10'un çarpımı 20 olacağına göre 10 olması lazım. Buranın 10 olabilmesi için de x dediğimiz uzunluğun kaç birim olması gerekiyor hocalarım, arkadaşlarım? 6 birim olması gerekiyor. Bu sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olmuş oldu. Evet, devam ettik. Burada yine dikdörtgenle ilgili bir başka sorumuz. Sınavda çıkmış olan. ABCD bir dikdörtgen. FE ile EC birbirine dik. 4, 3, 2, bunların hepsi yazıyor sorunun üstünde. X de var. Evet, soru X'e soruyor. Şimdi normal Türk öğrencisi ne yapar? İşine yarasın yaramasın. 3, 4 ise der. Hocam burası 5 birim der. O 5'i bir yazar. Buradan sonra 2 tane, 3 tane, yani bir sürü şey olabilir de benim aklıma ilk şu geldi. Şuradan da bakın bir dikme bizi indirelim. Birçok yol olabilir. Şuradan da dikme indirerek yapabilirdik ama şu sanki biraz daha makul gibi geldi bana. Buradan dikmeyi indirdim. Burası yine buna paralel olduğu için 3 birim. 3, 5, o zaman burası 4 birim arkadaşlar. Dikkat ederseniz dikten dik indirdik. Öklit, yani şuraya A dersek H'ın karesi, yani 3'ün karesi olan 9. Ayırdığı parçaların çarpımına, yani 4 ile A'nın çarpımına eşit. A'yı buradan ne buluruz hocalarım? 9 bölü 4. A 9 bölü 4. Burası 9 bölü 4. X dediğim yer burası. Yani buranın toplamı ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 4 artı 2 olacak x. 2 kere 4, 8, 9 daha 17 bölü 4 birim olarak arkadaşlar bize sorulan x uzunluğunu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur arkadaşlar. Evet, bir başka sorumuz. Şimdi bu soru aslında bir temel kalıp soru. Aklınızda tutabilirseniz ne âlâ arkadaşlar? İyi olur. Aklınızda tutabilirseniz iyi olur. Şimdi bu şeklin iki versiyonu karşınıza çıkabilir. Bu şeklin iki versiyonu karşınıza çıkabilir. Onları şuraya bir çizeyim.
Şimdi bu paralel kenarda da bu soru tipi var. Eğer arkadaşlar bir paralel kenar alınır, bir paralel kenar alınır. Paralel kenarın bu şekilde karşılıklı açılarının açıortayları çizilirse, şunu biraz daha uzun yapsaydık iyi olacaktı arkadaşlar. Orada dörtgen oluştururken sıkıntı olmasın şu şekilde. Karşılıklı açıların bu şekilde açıortaylarını çiziyorum bakınız. Açıortay. Bunların her biri açıortay arkadaşlar. Yani şu açı iki eşit parçaya bölünmüş. Karşılıklı açılar eşit olduğu için. Bu da aynı şekilde. Burada da şu açılar eşit parçalara bölünmüş. Şu içeride oluşan dörtgen arkadaşlar. Şu D, C, B, A dörtgeni iken bu E, F, K, L dörtgenidir. Bu dörtgen arkadaşlar bir dik dörtgendir. Dik dörtgendir. Eğer siz aynı işlemi bir dikdörtgen için yaparsanız arkadaşlar, yani bir dikdörtgen çizip, bir dikdörtgen çizip, dikdörtgenin açıortaylarını köşelerinden çizerseniz, bu soruda olduğu gibi arkadaşlar, yine bunlar açıortay. Yine bunlar açıortay. Yani şunların her biri 45'er derece. 45'er derece. Şimdi yukarıdaki soruda zaten sebebini söyleyeceğim. Siz şunları aklınıza tutun diye bunları bir kere daha buraya yazdım. 45-45. Bu sefer arkadaşlar şuradaki şekil bir karedir. Tamam mı? Eğer paralel kenarda açı ortayları çizerseniz dikdörtgen olur. Dikdörtgende açı ortayları çizerseniz kare olur. Şimdi soruya baktık. Nedeniyle ilgili bir konuşalım ilk önce. Şimdi bir kere buralar açıortaysa şuralar 45-45. Aynı şekilde buralar 45-45 arkadaşlarım. Şuradaki açı 90. Benzer şekilde o zaman burası 90 olacak. Aynı hikayeden bura 90, bura 90 olacak. Bakın aynı hikaye burada da var, bura 90. Aynı hikaye burada da var, bura 90. Tamam mı? Buradaki dörtgen bir dikdörtgen. Ve aynı zamanda ne olacak arkadaşlar bu dikdörtgenimiz? Kare olacak. Şimdi bakın. Eğer şunları şöyle uzatmaya devam ederseniz, şöyle uzattık. Arkadaşlar. Şimdi şunlar paralel birbirine. Şurası 45 derece. Burası 45 derece. Zaten şuralar 45-45. Yani buradaki üçgen 45-45-90 üçgeni olur arkadaşlar. İkizkenar dik üçgen olur. Dolayısıyla şu parçayla şu parça eşit uzunluktadır birbirine. Aynısı burada da var. Hani ikizkenar üçgende tepeden dikme indirince açıortay kenarortay oluyor ya. Aynısı burada da var. Burada da arkadaşlarım şu parçayla şu parça birbirine nedir arkadaşlar? Eşit uzunluktadır. Eşit uzunluktadır arkadaşlar. Peki siz eğer şu iki karşılıklı köşeyi birleştirirseniz bura kare ya. Bu karenin neyi olur arkadaşlar? Köşegeni olur. Ve paraleldir. Niye paraleldir? Bakın, siz burada şu doğruyu uzatırsanız arkadaşlar, aynı şekilde bu tarafa doğru da uzattım. Dik çiziyorum. Dikme. Dikme. İkizkenar üçgen olduğuna göre şunlar eşit, değil mi? Bu aslında 90 dereceden inen kenarortay gibi oldu. Muhteşem üçlüden bu parça da ona eşit. Aynı şekilde muhteşem üçlüden bu parça da buna eşit. Şimdi soruda bana BC'ye 6 vermiş ya, o zaman buralar 3. 3. Bu arkadaşımız da ne? 3. Benzer şekilde buralar 3. 3. Bu arkadaşımız da ne? 3. KLMN dörtgeninin çevresi 4 kök 2. Bu kareydi. O zaman her bir kenarı kök 2. Kök 2. Kök 2. Kök 2. Kare olduğunu nereden anladık? Onu söyleyecektim. Kare olduğunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Bir kere 90'ar dereceden bir dikdörtgen olduğu kesin de bu dikdörtgenin kare olduğu nereden belli hocam? Şuradan belli. Şimdi buradaki üçgen ikizkenar ya. Dikme indirdiğimiz zaman bu dikme aynı zamanda açıortay. Yani 45'e 45. Ters açılardan arkadaşlar bakınız şurası da 45'e 45 oldu. Demek ki bu kareymiş çünkü karede köşegen açıortaydır. Değil mi? Dikdörtgende köşegen açıortay değil. O zaman burayı da bulduk. Kök 2 kök 2 ise bu uzunluk 2 birim. Bak şu buraya paraleldi ya. O zaman burası da 2 birim. Şurası da 2 birim. Buradaki üçgenler ikizkenar üçgendi. Burası 6 birimse burası 6 birim. Benzer şekilde burası 6 birimse
Burası yine 6 birim. Çevreyi soruyor. 8, 6 daha 14. 2 çarpı 8 artı 6. Yani 2 tane 14'ten kaç çıkar arkadaşlar bu dörtgenin çevresi? 28 birim olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yukarıda var mıydı soru? Yoktu. Tamam çözmüşüz. Devam ettik 20. soruyla. Hatta ilk önce şu altta gelen soruyu yapalım da sonra diğer tarafa kaydırırız. Evet sorumuz bu. Yine bir dikdörtgen var arkadaşlar. Dikdörtgenin içerisine bir 30, 60, 90 üçgeni yerleştirmiş. Bakın şurası 90. Burası 30. O zaman burası ne olacak? 60. 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısı bunun yarısıydı. 3. 30'un karşısında 3 varsa 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı. 3 kök 3. Şurası da 2. Yine birinci derste bahsetmiştik. Dedik ki dikdörtgenin içerisinden bir nokta alınır. Bu nokta köşelerle birleştirilirse karşılıklı kenar uzunlukların kareleri toplam birbirine eşittir. Yani x kare artı 9, 3 kök 3'ün karesi 27 artı 4'e eşit. Bu taraf 31 yapar. 9'u bu tarafa atarsanız 22 yapar. X'i de buradan arkadaşlarım karekök 22 birim olarak buluruz. Evet, bu taraftan devam ettik. 20 numaralı soru. ABCD dikdörtgen DEEA'ya dikmiş arkadaşlarım. Onu göstermiş mi? DEEA'ya dik. Evet göstermiş. AB iki tane BC diyor. AB iki tane BC bunu göstermemiş. Bunu yazalım. BC'ye K dersek AB iki kat olacağı için 2K. 1, 1, 1 verilmiş. Verilenlere göre FC nedir? Evet bu arkadaşlar önemli bir soru tipi. Bunu sonradan muhakkak tekrar edin. Hatta şu an ben çözmeden önce de yine durdurup bir kendiniz yapmaya çalışın. Bu güzel soru tarzlarından bir tanesidir. Dikdörtgende de var bu soru tarzı. Kare konusunun içerisinde de var. Şimdi bakarsanız arkadaşlar FC uzunluğu çok alakasız bir yerde. Yani hiçbir yani bir üçgenin içerisinde de bir dik üçgenin içerisinde değil. Ya da dikdörtgenin içerisinde değil. Ne yapacağız? Şimdi bakınız şurası 90 derece değil mi? Şurası da yine 90 derece. Şura 90 derece. Yani normalde Pisagor yaparsın. Pisagor'dan en fazla bulacağın şey 1, 2, kök 5 buraya yazarsın. 2 kök 5 buraya yazarsın. Sonra elini başının arasına koyar beklersin. Şimdi yapacağınız şey şu arkadaşım. Şurada bir benzerlik yakalamaya çalışıyorum. Yani şuradan başladım isimlendirmeye. Alfa dedik. Beta dedik. 90 var. Normalde devam edebilsem alfa diye devam edeceğim ama devam edemiyorum. Niye? Üçgen bitti. Ne yapacağım o zaman? Şurayı uzatacağım. Burayı doğrusal olarak arkadaşlar uzattık şöyle. Uzattıktan sonra artık alfa beta yazmaya devam edebilirim. Alfa. Ama devam edebilmem için bir dikliğe ihtiyacım var, değil mi? Ha, o zaman bir de şurayı birleştireyim. Şöyle bir birleştirebilirsek. Evet. Bir de burayı birleştirdik. Şunu bir silelim. Buradan da bir dikme indirdim yani. Şurası 90 derece. Güzel. Şimdi artık arkadaşlar alfa 90 olduğuna göre şurası da beta oldu. Şimdi burada iki tane üçgen oldu arkadaşlar. Birisi şu sarıyla boyadığım üçgen, biri de şu diğer sarıyla boyadığım üçgen. Bu iki üçgen benzer. Bunların arasında benzerlik yazmaya çalışayım. Bakın şurası 2K'ydı. Burası da K'ydı. Burada 90'ın karşısında K var. Burada 90'ın karşısında 2K var. Demek ki şuradakiler hep ikişer kat olacak. Yani burada alfanın karşısında 2 var. Burada alfanın karşısında 2 katı 4 olacak. Burada betanın karşısında 1 var. Burada betanın karşısında 2 katı 2 olacak. E burası dik üçgen. Dik kenarlarından biri bakınız. 2 artı 1'den 3 birim. Diğeri 4 birim. 3, 4 ne üçgeni vardı arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni vardı. Bu sorumuzun doğru cevabı da 5 birim olarak arkadaşlarım bulunur. Dediğim gibi bu soru önemli bir soru tipidir arkadaşlar. Bunu sonra bir daha bakmanızda fayda var. Ara ara bakın. Evet şu sorudan devam ettik. Evet yine ne demiş? ABCD dikdörtgen. FH dik EG'ye. 3 tane EG, 5 tane FH. Yani şu seninki benimki benimki seninki muhabbetinden EG'ye 5K diyeceğiz. FH'a ise 3K diyeceğiz. EG 5K, FH 3K. Verilen ABCD dörtgeninin çevresi de 96 birim. Alanı nedir diyor. Yine bu güzel bir soru arkadaşlar. Yine ben çözmeden
Videoyu durdurup bir kendiniz çözmeyi deneyin. Şimdi bu oranı kullanabilmeniz için arkadaşlar burada yine bir benzerlik oluşturmanız lazım. Şuradan bir dik üçgen oluşturuyorum. Aynı şekilde bu taraftan da bir dik üçgen oluşturuyorum. Şimdi isimlendirme yapacağız. Şurası 90 derece olsun arkadaşlar. Şurası alfa olsun. Şurası beta olsun. Şu küçük üçgende alfa var, 90 var. O zaman bu arkadaşa beta diyeceğim. Ters açıdan şurası beta, burası 90, burası alfa. Büyük üçgene geçtim. Bak yukarısı alfa, burası 90. Burası ne oldu? Beta oldu arkadaşlar. Şimdi hocam benzerliği hangi üçgenlerde kullanacağız? Benzerliği arkadaşlar şöyle farklı renklerle boyayayım bu üçgenlerin kenarlarını. Oralara dikkat edin. Bir, şu üçgenimiz var arkadaşlar. Alfa, beta, 90. Bir de şu sarıyla boyadığım üçgen olacak. İnşallah boyayabilirsem. Ha. Şu üçgen. Yine alfa, beta, 90. Bunların ikisinde de arkadaşlar 90'ların karşıları belli. Nasıl belli hocam? Bak soruda demişti ki EG 5K. Burası 5K. FH 3K. Burası da 3K. Yani benzerlik oranı 3'e 5. Ayakta duran üçgende 3 birim. Dikey üçgende 5 birim. Şimdi güzel. O zaman bana şunu söyler misiniz? Ayakta duran üçgende arkadaşlar beta'nın karşısına ben 3A dersem yani dikdörtgenin kısa kenarına 3A demiş olmayacağım. Yatan üçgende de beta'nın karşısına 5A diyeceğim. Bak beta'nın karşısı burası. Buraya 5A dersem bu sefer de dikdörtgenin uzun kenarına 5A birim demiş olacağız arkadaşlar. O zaman çevreyi yazalım. Ne var çevrede? 5A, 3A, 8A, 2 tane 8A'dan 16A var. 16A 96 ise A kaçtır arkadaşlarım? A 6 birimdir. A 6 birimse kenarlardan biri 18 birim. Diğeri 6 kere 5 30. Alan ne olur? 18 çarpı 30 olur. 18 kere 30 da 540 yapar sevgili arkadaşlarım. Bu dikdörtgenin alanını 540 birim olarak bulmuş olduk. Bu soruda yine güzel bir soru arkadaşlar. Bunu da sonradan bir daha çözmenizi tavsiye ederim sizlere. Evet, bu soruya bakalım. Üsttekini çözmüş müydük? Bunun üstündekini. Çözmüşüz. Evet, şu soruya bakalım. Şimdi ne var? Bir 4 birim var. Bir 6 birim var. Açı ortaylar var. Bir kere oralar açı ortaysa. Yani şuralar alfa alfaysa arkadaşlarım. Bura alfa, bura alfa. Şura beta, bura betaysa. Bu açı 180 derece olduğundan 2 alfa artı 2 beta 180 ise şu aradaki açı 90. Alfa artı beta 90. Sonra şurada bir kesen var. Bu kesenin kolu hangi oranda böldüğü belli. Bire bir oranında bölmüş. Demiştim ki bir kesenin bir kolu hangi oranda böldüğü ile ilgili bilgi sahibiyseniz hangi oranda böldüğünü biliyorsanız arkadaşlar. Burada ya tales ya kelebek yapacaktınız. Şurayı uzatıp şekli kelebeğe tamamlayalım. Şurayı şöyle uzattım arkadaşlarım. Şurayı da uzattım. Şurada bir kelebek oluşturmuş oldum. Tamam mı? Şurası 90. Kelebekteki benzerlik oranı dikkat ederseniz 1'e 1. 1'e 1 ise o zaman burada 4 ise buranın yine ne olmasını bekliyorum? 4 birim olmasını bekliyorum. Ayrıca Z de oldu paralellikten dolayı. Yani burası da alfa oldu. O zaman şuradaki üçgen ikizkenar. Yani şu parçayla şu parça eşit. Muhteşem üçlüden dolayı şu parça da eşit. Yani burada bir de pis üçlü olayı geldi. Bak şurası 8. Burası 6. 6, 8, 10 üçgeninden şuranın komplesi 10. Buranın tamamı 10. Ve bak bura alfa alfa ikizkenar. Yani şu parça şuranın tamamına eşit. Yine burası bak ters açıdan beta beta. Burada eşit. O zaman 10'un 5 birimi burada. 5 birim de şurada var arkadaşlar. Orayı yazamadım 5'i. Şuranın da tamamı. Yine kaç birim arkadaşlar? Buranın da tamamı yine 5 birim. Ama bana tamamını sormuyor. Nereyi soruyor? AF'yi soruyor. AF'ye x diyelim. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 5 eksi x mi olacak? Evet, 5 eksi x olacak. Sonra bir benzerlik yaparsak işi bitiririz herhalde. Şuraya da beta dedik. Şu küçük üçgenle arkadaşlar şuradaki büyük dik üçgen arasında bir benzerlik kurmaya çalışalım. Hocam şurada yapsak olmaz mı? Yani 4'e 8, 5'e bir şey olmaz. Niye? Şunlar paralel mi değil mi bilmiyorum. Yani bu dik inmiş mi inmemiş mi bilmiyorum. O yüzden olmaz. Nerede yapıyorum benzerliği arkadaşlar? Bakın onu da bir daha göstereyim. Şu sarıyla boyadığım üçgenle arkadaşlarım
Kırmızıyla boyadığım üçgen arasında kuracağım. Kırmızıyla boyadığım üçgen. Çünkü bunun da tepesi 90, açıları alfa beta. Bu ikisi arasında kuracağım benzerliği. Şimdi bana söyler misiniz? Söylüyorsunuz, duyuyorum ben. Küçük üçgende arkadaşlarım, sarı üçgende 90'ın karşısına kaç var? 4 var. Büyük üçgende, yani kırmızı üçgende 90'ın karşısında tamamı kaçtı? 10'du. Güzel. Sarı üçgende beta'nın karşısında ne var arkadaşlarım? 5 eksi x var. Kırmızı üçgende beta'nın karşısında kaç var arkadaşlarım? 8 var. Buradan sadeleştirme bir yapalım ilk önce çarpmadan. Şurası 4, burası 5. 16 oldu. 25 eksi 5x oldu. 5x arkadaşlarım 9. X buradan kaç çıkar? 1,8 mi çıkar? 1,8 çıktı da. İşlem hatası mı yaptık? Bir daha bakayım çünkü 1 nokta ha, varmış 1,8 çıkardı. Tamam. 1,8 çarparsak evet. X'i buradan 1,8 birim olarak buluruz. Bir an sanki şıklar da yok gibi geldi. Evet, bu sorunun cevabı da bu oldu arkadaşlar. Yine biraz zorlayabilecek tipte bir soru. Bunu da yine bir daha bakmanızda arkadaşlar fayda görüyorum. Şimdi şu tarafta var mıydı sorumuz? Var. Şunu bir halledelim, sonra buna bakalım. Ne demiş? ABCD dikdörtgen. AD 5 birim, DC 12 birim. Şimdi bir kere AD 5 birimmiş. Yani şuranın tamamı 5 birimse burası 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2. Dikdörtgen olduğundan karşı kenar 5. DC 12. Yani burası 12. Burası 12. Şimdi bakın, burada bir sürü kum saati var. Benim ilk gözüme şuradaki kum saati çarptı. Bu kum saatindeki oran 5 bölü 2'ye 5. Yani 1'e 2. Yani şuraya A dersem aşağı 2A diyeceğim, ama bu tür sorularda hemen bir yazmayın. Başka oranla varsa, çünkü tekrardan değerleri değiştirmeniz gerekebilir. Şurada bir daha bir kum saatinin göbeği var. Buradaki göbeğe göre bakarsak da 1'e 1. Şimdi 1'e 2, 1'e 1. O zaman şöyle diyelim. Şuraya 2K diyelim. Alt taraf 4K olsun. Sonra şuraya göre eşit bölüştüreceğim için buraya K gelir. Bu tarafa kaç K gelir arkadaşlar? 3 tane K gelir. Şimdi soru benden nereyi istiyor? Soru benden GM uzunluğunu istiyor. E, buradaki dik üçgen ne üçgeni? Şurası 90 derece. 5, 12, 13. 13 dediğim yerde kaç tane K var? 3K burada, 3K da burada. 6 tane K var. O zaman bir tane K 13 bölü 6. GM dediği de bir tane K olduğu için bu sorunun cevabı arkadaşlarım 13 bölü 6 birim olur. Evet, yandaki soruya şimdi bakalım. Demiş ki ABCD dikdörtgen. BF ile KF birbirine eşit. Onlar gözüküyor zaten arkadaşlar. DK bölü AF oranı nedir? DK bölü AF. Evet. Şimdi bir kere ne yapabildim? Bu dikdörtgense şurası bir 90. Bu kesin. Şurası da bir 90. Şurada da 90. Şimdi bakın, şurada arkadaşlar bir tane dörtgen var ya. Bu dörtgen deltoid olabilir mi? Şimdi neye istinaden söyledim ben bunu? Bak, şuradan köşegeni çekersem, şunu çizersem arkadaşlar. İki çizgi var, iki çizgi var. 90 var, 90 var. O zaman şu kenar ne kadarsa bu kenar da o kadar. Çünkü Pisagor'da hipotenüsleri ortak. Doğru mu arkadaşlar? O zaman ben şuraya mesela S dersem, yılanın S'si. Şuranın da ne olması lazım arkadaşlar? Yılanın S'si olması gerekiyor. Yani oradaki dörtgen bir deltoid arkadaşlar, deltoid. Bu deltoidin büyük köşegeni sanki açıortaydı değil mi? Şuralarda alfa alfa, şuralarda beta beta olmalı arkadaşlarım. O zaman şurada bir z yaparsam, z'den dolayı burası betaysa şuranın tamamı da yine beta olur. Ama oraya girmeyelim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir devam edelim biz. İsimlendirme yapalım. Çünkü şuranın tamamı beta olacak. Şurada alfa var. Şu kısma ne kalır? Öyle yazalım, ya da beta eksi alfa diye yazalım. Şurası beta eksi alfa oldu. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı 90 derece arkadaşlar. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. O zaman şuranın 90 yapabilmesi için buranın zannımca 2 tane mi alfa olması lazım? Buranın, evet, 2 tane alfa olması gerek. Burası 2 alfa. Peki, şuradan isimlendirmeye devam edeyim. Burası 90, 2 alfa.
O zaman şura ne olacak? Beta eksi alfa, değil mi? Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğu için beta eksi alfa. Şurası 90. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olacağı için arkadaşlar buraya da ne diyeceğim yine? 2 alfa diyeceğiz. Şimdi bakınız şurada bir 92 alfa beta eksi alfa oldu. Burada bir tane 92 alfa beta eksi alfa oldu. O zaman şu üçgenle şu üçgen hangi üçgenler? Bak birinin kenarlarını sarıyla boyuyorum. Şu sarıyla boyadığım üçgen. Diğerinin kenarını da morla boyayayım şöyle. Morla boyadığım üçgen. Bu iki üçgen benzer. Hatta benzerliği de aşmışlar arkadaşlar. Bunlar eş olmuşlar sanki, değil mi? Neye istinaden bunu söylüyorsun hocam? Şimdi bak şu iki uzunluk eşitti arkadaşlar. Şu parçayla şu parça birbirine eşitti, değil mi? Yani ben buraya x dersem şurası da x değil mi? X. Burası dikdörtgenin bir kenar olduğuna göre bu karşısı da x değil mi? X. Bak burada 2 alfanın karşısında x var. Burada da 2 alfanın karşısında x var. O zaman şu sarı üçgenle arkadaşlar şu mor üçgen eş üçgenler. O zaman ben burada beta'nın karşısında y dersem burada da beta'nın karşısında ne diyeceğim? Y diyeceğim. Şöyle sarıyla yazayım gözüksün şurada. Şu uzunluğa da ne diyeceğiz? Y diyeceğiz. Şimdi DK dediği uzunluk ne olmuş oldu? Y olmuş oldu. AF dediği uzunluk o da Y olmuş oldu. Y'nin Y'ye oranından da sorunun cevabı 1 oldu. Yine sağlam güzel bir soru arkadaşlar. Bunu da bir kez daha dinlemenizde fayda var. Hatta şurada alfaları betaları hiç baştan kullanmasaydım. Yani şu üçgen çok bir işime yaramadı isimlendirmek. Direkt şuradan isimlendirmeye başlasaydım. Hiç şu eksiller meksiller çıkmazdı, daha kolay olurdu. Hatta o aşamadan sonrasını isterseniz anlamamış olan arkadaşlarım olabilir. Bir kez daha bir hızlıca göstereyim. Şimdi şu kısımda sıkıntı yoktur zannetmiyorum orada. Deltoid olduğunu anladık. Bunun deltoid olduğunu anladıktan sonra, şu parçayla şu parçanın eşit olduğunu gördük. Dolayısıyla dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğu için yani şurası x, burası x, şu da x oldu. Şu kenarda x oldu. Şimdi sonra isimlendirme yapacağım. Hiç şu aşağıdaki üçgeni karıştırmadan direkt şu iki üçgen arasında isimlendirmeyi yapalım arkadaşlar. Bakın. Daha rahat anlarsınız. Şurası 90 derece. Burası alfa. Beta. Alfa. 90. Beta. Burada alfanın karşısında x var. Burada alfanın karşısında x var. O zaman burada ben beta'nın karşısına y dersem, burada da beta'nın karşısına y diyeceğim. DK'nın AF'ye oranı y bölü y'den 1 olacak. En başta biz şuradan isimlendirmeye başladık. Orada ama isimlendirme yapmaya bir gerek yok. Çünkü oradaki ifadeyi kullanmadık arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzu da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım sorularımıza. 27 numaralı soru. Alanla ilgili sorular var galiba bu kısımdan sonra. Şimdi ne diyor? Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan şekildeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek boyalı dikdörtgen elde edilmiştir. Buna göre boyalı dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi şu bir kareymiş. Kenar uzunlukları da 6 birimmiş. O zaman burası 6 ise burası 6. Burası 6. Bu bir kareymiş. Kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan şekildeki dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kare. Evet bu da bir kareymiş arkadaşlar. O zaman şuralarda 4, 4. Acaba kare değil mi? Ben mi yanlış anladım diye bir an tereddüte düştüm. Şurası da 4. Bura 6 ise bura 6. 4 burada, burası 2. Bu boyalı bölgenin alanı ne olur? 4 çarpı 2'den arkadaşlar 8 birim olarak bulunur. Bu son yıllarda ya MSÜ'de çıktı ya TYT, AYT'de çıktı. Gayet basitçe bir soru. Hemen yanındaki sorumuza bakalım. Şimdi bir dikdörtgen var. Taralı bölgelerin alanları verilmiş. Bizden de şu sarıyla taralı olan bölgenin alanını istiyor. Şimdi bakın bu paralel kenarda kullandığımız bir özellik vardı. O özellik arkadaşlar dikdörtgende de, eşkenar dörtgende de, karede de geçerlidir. Çünkü bunların her biri nedir arkadaşlar? Yine birer paralel kenardır. Şimdi o özelliği bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Alanda en çok bu kullanılır. Yani bir alan sorusunu çözemiyorsanız bu muhakkak aklınıza gelsin. Şimdi demiştik ki elimizde bir paralel kenar varken şu şekilde bir paralel kenar var arkadaşlar. Bu paralel kenarın içerisinde bir üçgen oluşturuyorduk.
Ama bu üçgeni oluştururken bazı şartları ne yapmamız gerekiyordu? Yerine getirmemiz gerekiyordu. Neydi o şartlar? Birincisi, üçgenin bir köşesi paralel kenarın bir kenarının üzerinde olacak. Diğer köşelerde bu kenarın tam karşısındaki köşelerde olacak. Yani şu şekilde olabilir. Bu şekilde bir üçgen oluşturduğumuz zaman arkadaşlar, üçgenin alanı daima paralel kenarın alanının yarısı kadar oluyordu. Sebebi de basit. Arkadaşlar üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Şuraya x dersek, şu yüksekliğe de y dersek, taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. X çarpı y bölü 2 idi. Paralel kenarın alanı ne? O direkt taban çarpı yükseklik. Biri diğerinin iki katı ya da biri diğerinin yarısı olduğundan şu üçgenin alanı arkadaşlar yarısı oluyordu. Bak bu üçgenin yeri çok önemli değil. Yeter ki iki köşe bir kenar üzerinde olsun. Yani şöyle de olabilir. Bak iki tane köşe, bir tanesi kenar üzerinde ya da şöyle de olabilir. İki köşe, bir kenar. Her zaman yarısı kadar olur. Şimdi bak, şu arada bir boşluk var. Bu boşluğun ne kadar olduğunu bilmiyorum. S dedim. Sorduğu yer var. Bunun da ne kadar olduğunu bilmiyorum. M dedim. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir üçgen var. Bu üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısı kadar. Yani S artı 12. Değil mi? 9, 3 daha 12. S artı 12. Bu yarım dikdörtgen. Bak şurada bir tane daha üçgen var. Bunu sarıyla çizeyim isterseniz. Bu üçgen de yine aynı şekilde arkadaşlar. Yarım alana sahip değil mi? Yarım dikdörtgen olan başka bir tane daha var. O ne? O da 10 artı S artı M. S'ler her iki tarafta ortak gitti. 10 ile M'in toplamının 12 yapabilmesi için M'in buradan 2 birim olması gerekiyor. Bakın bu özellik çok kullanılır arkadaşlar. Bu özelliği özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Evet devam ettik. Bu sorumuzu bakın yine bu özellik aslında. Aynı şey burada da var. Şimdi ne diyor? ABCD bir dikdörtgen. BE bir birim olarak verilmiş. Şuralar ikişer birim olarak verilmiş. FAG üçgeninin alanı kaçtır? Nedir? Neyin nesidir diye de soru bize sormuş arkadaşlarım. Şimdi burada birkaç tane yöntem var. Bir kere şurası zaten yarım alan. Onu biliyoruz. Şu üçgenin tamamı. Böyle tararsak. Bu üçgenin tüm alanı dikdörtgenin alanının yarısı kadar arkadaşlar değil mi? Onu biliyoruz. Dikdörtgenin alanı 4 kere 3'ten 12. Yani tüm üçgenin alanı 6 birim. Ha burada mesele ne? Burada mesele arkadaşlar bu kaça kaç paylaştırılacak? Alan taralı bölge ile tarasız olan bölgeye kaça kaç paylaştırılacak. Şimdi onun için de bakın yine şurada bir kesen var arkadaşlar. Bu kesenin kolu hangi oranda böldüğü belli. 1'e 2 oranında bölmüş. Dedim ki bu tür sorularda bir kesenin bir kolu hangi oranda böldüğü belli ise ya tales yapacaksınız ya kelebek. Şöyle uzunca bir kelebek yaptım. Şimdi buradaki oran kaça kaç? 1'e 2. Şimdi burası 4 ise dikdörtgen olduğundan burası 4. 1'e 4 alan gelmişse 2'ye kaç alan gelir sevgili arkadaşlar? 8 alan gelir. Şuradaki oranı bulmak için bak şu. Göbeği şura olan kelebeğe bakın. Üst tabanı kaç birim? 10 birim. Alt tabanı kaç birim? 4 birim. 10'a 4 sadeleştirirseniz 5K'ya 2K. Buranın tamamı 7K. Şimdi o üçgenin alanını kaç bulmuştum? Dikdörtgenin alanının yarısından 4 kere 3 12 yarısı 6. 7 tane K 6 ise 1 tane K 6 bölü 7. Taralı alanda 5 S'e 2 S ya. Şunu 7 S diyelim. Şurada S. 1 tane S 6 bölü 7. 5 tane S 6 kere 5 30 bölü 7 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı da Diyarbakır oldu. Bakın yine orada yarım alan artı. Bakın benim söylediğim cümleler çok önemli arkadaşlar. Diyorlar ya geometri görme işi. Aslında geometri görme işinden ziyade biraz da bilme işi. Yani nasıl bir şeyle karşılaştığınızda ne tür bir hamle yapacağınızı bilirseniz artık olay görmekten çıkar bilmeye döner. Mesela şurada senin bir kesenin bir kolu hangi oranda böldüğünü biliyorsan
kelebek ya da tales yapmak gerektiğini görmüyorum ben. Biliyorum. Diyorum ki böyle bir şey varsa kelebek ya da tales yaparım. Ya da bir paralel kenarın, bir dikdörtgenin içerisinde bu şekilde bir üçgen oluşturulmuşsa bu üçgenin alanının yarım alan olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yani biraz da bilme işi. Evet, şimdi şuradaki soruya bakalım. Bu da biraz yamuk, biraz dikdörtgen beraber. Şimdi ne demiş? Alan AEFD 5 ile alan EBCF 6 ile orantılıymış. AEFD şurası arkadaşlar. Buraya 5S dedik. Bu tarafa da 6S dedik. Şimdi bu bir kere dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı kenarlar eşit. Alt taban x artı 4 ise üst tabanının da x artı 4 olması lazım. Yani şurası x artı 1. Şuralara da y diyelim. Dikkat ederseniz bu 5S ve 6S alana sahip olan şekiller birer yamuk. Yamuğun alanı nasıl bulunuyor? Hatta birer dik yamuk. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorduk. O zaman şöyle yazalım. Şöyle yazalım. 5S olan bölgede, 5S olan yerde ne var arkadaşlar? Alt tabanı x, üst tabanı 3, 3 artı x, yüksekliği y bölü 2 bölü 6S dediğim yerde ne var sevgili arkadaşlarım? X artı 1 artı 4 yani x artı 5. Yükseklik y yine bölü 2. Y 2, y 2. Şuradaki S'ler de gitti. İçler dışlar yaparsak 18 artı 6x eşittir 5x artı 25'ten. X'leri bir tarafa toplarsak arkadaşlar bir tane x'i 7 birim olarak arkadaşlar bulmuş oluruz. Aşağı doğru gideceğiz, yukarı gidiyoruz. Kafa gitti. X 7 birim olarak arkadaşlar bulunmuş olur. Evet arkadaşlar, bu dersi de burada tamamlayalım. Bir sonraki derste soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.